kurulan işbirlikleriyle başarılı bir şekilde değerlendirdik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği MİPİM 2022 tanıtım toplantısında konuştu. İhracatta tarihi rekorların kırıldığını belirten kurum, salgına rağmen istihdam sayısında artış yaşandığına değindi. Bakan kurum, döviz kuru üzerinden manipülasyon yapanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Göstergeler de bu yılın 3. çeyreğinde %7.4'lük büyümeyle G20 ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi almış olduk. İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz. 221 milyar dolar seviyesine gelmiş durumdayız ve bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da %90 seviyesine yaklaşmış durumda. Pandemi öncesinde 1.7 milyon olan istihdam sayımız bugün 2 milyona geldi. Yani hem pandemi sürecini tüm olumsuzluklarına rağmen yaşadık, hem de bu süreçte istihdamı arttıran yaklaşık %20-25'lik bir istihdam arttıran bir anlayışla sürecimizi yürüttük. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere işte bugün baktığınızda döviz kuru üzerinden manipülasyonlar yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusu olanlara, yatırımı engellemek isteyen lobilere de inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz, durmayacağız. Çalışmaya, üretmeye ve bu anlamda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bakan kurum, şehirlerin altyapısını güçlendirdiklerini belirterek yeşil kalkınma devrimi sürecini başlatacaklarını açıkladı. Altyapı yetersizliklerine, estetik ve süliyeti bozan yapılara, şehrin kimliği ve kalitesini bozan yanlış uygulamalara asla tahammülümüz yok ve bunlara mani olacağız. Bununla ilgili de biliyorsunuz meclisimizle birlikte çok çok önemli düzenlemeler yaptık. Yani gerek değer artış payıyla alakalı, gerek parsel bazında imar planı değişikliğini engelleyen, değer artış payını getirdiğimiz, süliyeti işte çevre teşekkülleriyle birlikte oluşturduğumuz, yine kentsel dönüşümde vatandaşımızın, sektörümüzün önünü açmak adına çok çok önemli düzenlemeler yaptık. İnşallah bu düzenlemelere yeşil kalkınma devrimiyle birlikte yenilerini de yapmak suretiyle ülkemizi bu alanda lider ülke yapan konumuna eriştirmiş olacağız. Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten kurum, bu ülkenin ekonomik büyümesinde geleceğin lokomotifi inşaat sektörü olacaktır dedi. Ülkemizin yapı sektörü bu anlamda da ticari başarı hikayeleriyle dolu. Bu hikayeleri aslında sizler yazdınız. Ülkemizi dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya getiren anlayış sizin anlayışınızdır. İnşallah sizlerle, dostlarımızla birlikte önümüzde yepyeni bir hedefimiz var. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerimizi Türkiye'nin stratejik gücü haline getirip yine o lokomotif olma özelliğini yürüteceğiz ve bunu inşallah hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin ekonomik büyümesine bu anlamda en büyük rol yine geleceğimizin lokomotif inşaat sektörü olacaktır.